Merhabalar, Defya'dan Kerem ben. Bu videomuzda Como, Avusturya malı Como taş değirmenlerden Fidibus Classic'in kutu açılışı, kullanışı, püf noktalarından bahsediyor olacağım. Şimdi biz Defya olarak bütün ürünlerimizi internetten sattığımız gibi ürünleri de kargo ile yolluyoruz. Tabii en kaliteli kargo firmasında çalışmaya çalışıyoruz. Sizin de aklınıza ya bu kadar para verdik, bunlar kargoda başına bir şey gelir mi? Onu göstermek açısından hani kolilerin ne kadar sağlam olduğunu da göstermek istedim videonun başında. Şimdi bunlar Almanya'da zaten çok kalın böyle hani burada bulamayacağınız kalitede kolilere konuluyor. Biz ona güvenmiyoruz. Bir koli daha karton kargo kutusuna daha yerleştiriyoruz. Kutunun içi de bunlar 40 yıllık firma ve bunlar da hep internette satıyor Avrupa'nın her yerine. Son derece sağlam bir kolileme yapmışlar. Bu şekilde çıkıyor. Bu ön taraftaki işte öndeki ağzını koruyor. Kafası bu şekilde çıkıyor. Ayrıca bir de böyle origami gibi, şöyle görüyor musunuz bilmiyorum, origami gibi bir şeyler yapmışlar. Buradan da bunları çıkarttığınız zaman hani bu aletler biz kargoda şimdiye kadar hiçbir sıkıntı çekmedik, yaşamadık. Umarım bundan sonra da yaşamayız ama kolilemesi ürünün son derece sağlam. O konuda rahat olmanızı istiyorum. Şimdi makinenin kullanımı, neyi öğütür, neyi öğütmez onlardan bahsedeceğim. Fidibus Classic, Como firmasının en klasik modeli, en çok satan, artık böyle hani yıllar içinde maksimum mükemmelliğe erişmiş modeli. Motor gücü 360 watt. Bu da bir hani ufak bir aile için tamamen yeterli. Bu böyle dakikada 100 gram, en ince ayarda 100 gram un yapıyor. Daha büyük ayarda 250-300 gram un yapabiliyor. Şimdi bu taş değirmenlerin en büyük özelliği tabii ki birkaç özelliği var diyelim. 3 tane diyelim. Motoru, taşı ve gövdesi. Şimdi motoru yeterince güçlü, çok daha güçlüleri de var. Bu yeterince güçlü olanlardan, yani hani dakikada 100 gram elde edersiniz ama 3 saat aralıksız çalıştıramazsınız. Bu ev tipi modeli. Taşların ise hepsi aynı. Korindon seramik dediğimiz bir fırınlanmış taş. Bunlar yıpranmıyor, bilenme ihtiyacı olmuyor. 30 yıllık modeller var, hala bununla devam ediyor. Bu böyle pislendiği zaman içinde kahverengi pirinç atıyorsunuz değirmenin, otomatik olarak kendi kendini temizliyor. Yani bakıma ihtiyacı olmayan taşlar. İçine çivi mi, civata bir şey, demir girerse o zaman tabii ki zarar görebilir ama çivi daha çok zarar görecektir bundan. O kadar sert bir alet. Tahtası da bunlar masif kayın ağacından yapılma tahtalar. İşte Avusturya'daki şey olabilir, yenilenebilir ağaç ormanlardan yapılmış şeyler. Avusturya'da üretiliyor bu %100 olarak. Özel ihtiyacı olan insanlar tarafından sevgiyle üretilen ürünler. Yani bunlar, çünkü bu firma sadece bunu yapıyor. Bir de ezme makineleri yapıyor. Ve dünyanın 60 tane ülkesinde de satıyorlar bunu. Şimdi insan neden buğday unu markette satılırken oradan almaz da kalkıp taş değirmen alır evine sorusu gündeme geliyor. Bunun birkaç sebebi var. Birinci sebep tabii ki sağlık. Yani kendi ununuzu kendiniz öğütüyorsunuz. Kendiniz öğüttüğünüz zaman unu bütün olarak öğütüyorsunuz. Yani içinde endosperm değil sadece. Rüşeymi var, kepeği var, halli bütün besinleri var. Piyasada ise bunu bu şekilde bulmak bir hayli zor. Çünkü bunlar öğütüldükten sonra hemen bozulmaya başlıyorlar. O yüzden piyasada zaten bembeyaz bir un var. Çünkü o sırf endosperm, hiçbir besin değeri yok. Fazladan beyazlatılıyor, koruyucu konuluyor, bir tomar bir şeyler konuluyor ki 1-2 yıl raf ömrü olsun. Kurtlanmıyor yani alet hiçbir şekilde. Başka bir sebep, kendi besle büyüttüğünüz bakliyat, hububat bir şeyler olabilir. Onun kendi ununuzu yapması bambaşka bir keyiftir. Glütensiz alternatif istersiniz. Baharatı öğütebilirsiniz, kahveyi öğütebilirsiniz. Tabii koku sinecektir, ayrı bir mekanizma almak gerekir ama bunların hepsi yapılabilir bu aletlerde. Ama tabii ki öncelik maksimum besine ulaşabilmek. Yani bir elmayı ısırdığınız zaman nasıl kenara koyduğunuzda oksijenle olan ilişkisinden dolayı bozulmaya başlıyor. Bunlar da öyle. Sadece gözünüz görmüyor. Yani ufacık bir unun aslında bozulduğunu gözle göremiyorsunuz ama besin değeri çok hızlı bir şekilde gidiyor. O yüzden bu tahıllardan, bakliyatlardan maksimum besini elde edebilmek için tükettiğimizde kendimiz öğütürsek hem lezzet olağanüstü doyurucu hem de besin maksimum seviyede oluyor. Şimdi isterseniz birkaç tane bir şeyler öğütelim. Onları göstereyim. Tıkandığı zaman ne yapmak lazım onları anlatayım. Makinamızla her türlü bakliyat, baharat, hububat öğütebiliriz. Yalnız nemli
ıslak ya da yağlı tohumları öğütemeyiz. Çünkü onlar taşları tıkayacaktır. Ha tıkanırsa ne olur? Arkasından bir esmer pirinç döküp temizleyebilirsiniz. Sorun değil. Şimdi isterseniz birkaç tane bir şeyler öğütelim. Nohut, mercimek, buğday, pirinç. Bir de mısır. Mısır konusu önemli. Çünkü marketlerde satılan mısırlar cin mısır dedi. Patlamış mısır. Patlatmaya uygun mısır. Halbuki bizim ihtiyacımız olan böyle köylün pazarlarında satılan bu tür koçanındaki una çevrilmeye müsait mısırlar. Zaten tipleri falan da farklı. Şöyle göstermek istiyorum. Eğer ki şey alırsanız, patlatmalık mısır alırsanız taşları zedelemezsiniz ama öğütemezsiniz. Yani ya da çok kalın öğütmeniz gerekir. İstediğiniz zaten mısır unu da o değil. Kullanımına da uygun değil. O yüzden böyle hani una müsait uygun şey mısır almanız gerekiyor. Komo taş değirmenlerde ne öğütülür ne öğütülmez. Komo taş değirmenlerinizde tüm bakliyat, baharat, kahve, tohum, hububatlar bunların hepsini öğütebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey yağlı olmaması. Yani yulaf, yağlı bir tohum, kuru yemişler. Badem gibi unlar yapamazsınız bunda. İşte keçi boynuzu unu yapamazsınız. Çünkü neden? Taşlarına yapışır onlar. Macunumsu bir hale gelir. Taşlara yapışır, motoru tıkar. Ne olur? Motor tıkandı, durur. Temizlemek için arkasından kaşe atarsınız. Kahverengi pirinç atarsınız, temizlenir. Çünkü bu korindon seramik taşlar zaten yıpranmıyor, bir şey olmuyor. Çok rahat temizleniyor. Çok büyük sorun değil ama sadece yapamazsınız. Yani hani ürünü alırken bunu da yaparım, şunu da yaparım demeyesiniz diye neyin olup neyin olamadığını anlatmak açısından söylüyorum. Yoksa makineye bir zarar vermesi pek ihtimal değil. Böyle bir demir parçası, cam bilmem ne girmediği sürece. Şimdi bir kaşık arkası testi denen bir şey var. Bu da nedir? Bir ürün yağlı tohum mesela yulafı kuruyken bile kaşığın arkasıyla ezdiğiniz zaman ezilir. Şimdi burada bir kara buğday var. Maalesef biz yulaf bulamıyoruz. Çünkü yulaf kavuzundan çıktıktan hemen sonra bozulmaya başladığı için üreticiler onu hemen ezme haline getiriyorlar. O yüzden de hani işimiz bizim taneyi alıp ezme haline getirebilmek ama maalesef Türkiye'de bulamadık. O yüzden ben bunu kara buğdayla yaptım. Şimdi ezme yapmak istiyorsanız kara buğday böyle kaşın arkasıyla yaptığınız zaman gördüğünüz gibi burada un haline geliyor. Halbuki ezme yapmak istiyorsanız ezme istiyorsunuz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bir gün önceden bunu değeri şeye koyuyorsunuz, suda bekletiyorsunuz ve ezdiğinizde işte böyle ezme haline geliyor. Çünkü ezme istiyorsunuz. Şimdi örnek olarak ben bu ıslatılmış darı için de aynı şekilde geçerli. Islattığınız zaman ezme haline gelir. Islatmazsanız un haline gelir. Evet, Fidibus Classic ürünümüzü tanıttık. Nedir buradaki önemli olan şey? Her türlü bakliyat, hububat öğütülebilir. Yağlı ve nemli olmaması lazım. Yoksa taşlara tıkar, tıkanırsa kahverengi pirinçle temizliyoruz. Onun haricinde kahve, baharat öğütebilirsiniz. Öğütürseniz koku sineceği için ayrı bir mekanizması gerekir. 30-40 yıl bunu kullanan insanlar var Avusturya'da, Almanya'da. Dünyanın 60 ülkesine satmış bir marka bu Komo. O yüzden eğer aldıysanız güle güle kullanmanızı temenni ediyorum. İyi günler.